Selamlar. Bugün tabii Nvidia'nın rakamları üzerine biraz sohbet edeceğiz. İşte çok detaya girmeyeceğim ama hem yapay zeka temasını benim kişisel olarak çok yakından takip etmem. Hem de piyasalar açısından yani S&P 500'de ağırlığının %6,6 olması bir makro risk yaratıyor olmasından ötürü genel olarak takip edilmesi gereken bir bilanço. Onun öncesinde ya son zamanlardaki işlem fikirlerimiz gerçekten çok iyi gitti. Yani tabii hepsi değil, hızlıca göstermek istiyorum. Workday'de mesela 20 Ağustos tarihinde bir işlem fikri paylaştım. Ondan sonra gidiyorum işte 20 Ağustos tarihinde hisse fiyatı neredeydi? İşte gördüğünüz gibi 230 seviyelerinde, şu anda nerede? 264 seviyelerinde, oldukça iyi bir çok kısa vadede bir getiri sunmuş oldu. Sentinel One 16 Ağustos tarihinde, ondan önce bir paylaşım olmuştu. Şöyle yapalım. Ağustos'a geldiğimiz zaman neredeymiş işte? Gördüğünüz gibi 23 dolar seviyelerinde şu anda 25-59 seviyesindeyiz. Dün yani bilanço sonrası 26-60'ların bile üzerine çıktı. Ondan sonra şuradan gelelim. Peki. Şuradan gelelim. Diğer bir örneğe Iris Enerji, bunu 21 Ağustos tarihinde paylaştım. Burada da gidelim İren'e bakalım. O da dün bilançosunu açıkladı. Böyle baktığımız zaman 21 Ağustos'ta şu anda bulunduğu seviyelerden çok uzak bir noktada değildi. Hatta bir miktar geriledi. Orada Bitcoin'in düşmesi sebebiyle, bu bir Bitcoin madencisi. Ama bilanço sonrası istediğim noktada ilerliyor. 100 günlük hareketli ortalaması üzerinde bir kapanış olursa ben 50 günlüğüne kadar bir yükseliş hareketinin olabileceğini düşünüyorum. Her neyse, bunlar iyi gidenler. Kötü gidenler mesela düşündüklerimde bu bilanço özelinde Snowflake oldu. Ama genel olarak yani iyi bir son zamanlarda işlem fikri paylaşımları yaşandı diyebilirim. Şimdi konuyu asıl noktaya getirmek istiyorum. Nvidia'nın dünkü rakamları. Şimdi bunu yani Bloomberg'dan böyle çok şeye girmeden, işte oradaki rakamlardan değil, kendi paylaşımları üzerinden ilerleyeceğim. Press release değil. İlk başta Nvidia'nın şu çeyreksel revenue, ciro trendleri raporunu ben çok beğeniyorum. Bu da önemli, bir güzel bir nokta var. Onu açacağım size göstermek için. Şöyle. Nvidia'nın mali yılı bir sene ileriden geliyor. Yani bugün de mesela onunla ilgili bir soru aldım. Yani örnek veriyorum, işte Iris Enerji'de 2024 dördüncü çeyrek mali yılına göre rakamlar ve işte 2024 mali yılı açıklandı. Ya nasıl oluyor, biz takvime göre 2024 ikinci çeyreği bitirdik. Bu nasıl olabiliyor noktasında soru geldi. Mali yılla takvim yılı aynı olacak demek değil. Yani iş modelinizin yapısı önemli burada. Genelde bulut sistemlerinde faaliyet gösterenler, teknoloji sektöründe daha döngüsel işlerde bulunanlar vesaire mali yıllarını bir sene ileride gösterebiliyorlar. İşte bu satışların yapılması, mesela ARR açıklamaları vesaire, bu dikkatinizi çekiyordur belki. Annual Recurring Revenue. Bu detay bir bilgi. Çok basit bir bilgi ama neyse, boş verin.
Her neyse, mali yılla takvim yıl aynı olacak demek değil. Genelde aynı olur ama iş modeline göre değişebilir. Yani öyle söyleyeyim. Nvidia'da bir sene ileriden. Yani bu şeye baktığınız zaman, ya burada niye 2025 yazıyor sorusunun cevabı o. Yani aslında ikinci çeyrek, takvim yılına göre ikinci çeyrek 2024'ü aldık. Ama onun mali yılına göre ikinci çeyrek 2025'i aldık. Şimdi gittiğimizde bu 23 rakamı 22 olacak. 2022 üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek, 2023 ilk çeyrek. Buralarda yani veri merkezi gelirlerinde görüyorsunuz. Böyle bir yani inanılmaz diyeceğimiz bir yapı değil, daha böyle normal bir yapı var yani büyüme açısından. Ama şurayla şurada noktası hani geçişten sonra yani 2022 sonu 2021 ilk çeyreği son 2023 ilk çeyreğinden sonra bir şey oluyor. Burada ChatGPT hayatımıza giriyor arkadaşlar. Tamam mı? Bu yani oradaki değişiklik bu. Ondan sonra geldiğimiz nokta veri merkezi gelirlerinin 26,27 26,3 diyelim kabaca milyar dolara çıkması. Yani toplam gelirin ne kadarını oluşturuyor görüyorsunuz yani 30 milyar doların 26,3 milyar dolar yaklaşık veri merkezinden geliyor. Şeye gittiğimizde mesela 2023 2022'nin son çeyreğine gittiğimizde 6 milyar totalin 3,6'sı veri merkezinden geliyordu. İşte burada biraz Nvidia'nın yapısı önemli. Yani nasıl işte Tesla'da işte araba şirketi, işte enerji şirketi, veri şirketi, daha sonra işte yapay zekaya giden yollar falan öyle bir şekilde konuşuluyorsa, Nvidia'da da işte oyun şirketi, ya kripto şirketi, madencilikten gelen en sonunda gelip dolaşıp geldiğimiz nokta veri merkeziyle yapay zekanın göbeğine oturan bir iş yapısı var. Ve total gelirler yani şöyle baktığımda 2022 3. çeyrekte 5,9'dan 30'a gelmiş durumda. Yani 6 desek 5 katına çıkmış durumda. Veri merkezi gelirlerindeki yani büyüme çok daha dikkat çekici yani 3,8'den 26'ya gelmiş. Yani inanılmaz yani. Yani kaç kısmı büyüme var o. Bir de ya bu alan tabii daha karlı Nvidia'nın edge'inin olduğu, kompetitif modunun orada çok ciddi yüksek olduğu bir alan yani. İşte yüksek yapay zeka çipleri o pazarın işte büyük bir kısmını alıyor vesaire. Bu da doğal olarak kar marjlarına olumlu yansıyor. Şimdi ya burada göstermek istediğim şey neydi? ChatGPT'nin hayata girdikten sonra veri merkezi gelirlerindeki dehşet büyüme, total gelirler içinde veri merkezinin ağırlığının ciddi artması ve bu durumun ne karlılık açısından da pozitif etki ediyor olması. Şimdi bunu kapatalım. Kapatalım tükörünü tabii. Gidelim daha sonra yani CFO'nun komentlerini açalım. Şimdi burada dikkatimizi çeken birinci nokta ne dersek? Brüt kar marjı 78,4'ten 75,1'e inmiş bu çeyrekte. Çeyreksel bazda. Ama geçen sene aynı döneme göre 500 bas puan daha iyi. Yani o veri merkezi tarafının olumlu yansımasını görüyoruz. Ama geçtiğimiz çeyreğe göre çok hafif bir aşağı gidişat var. Net şeye baktığımızda faaliyet gelirlerine, operasyonel gelirlere baktığımız zaman 18,6 milyar dolarlık bu çeyrekte kar var. Yani geçtiğimiz sene aynı döneme göre %174'lük bir
artış durumu var. Net kârda da geçtiğimiz geçtiğimiz yıl aynı çeyreğe göre %168'lik bir büyüme var ve hem faaliyet kâr, operasyonel kâr hem net kârı çift taneli büyümüş. Yani ciro tarafında da çeyreksel %15'lik bir kâr var. Ondan sonra aşağı indiğimiz zaman o daha demin gösterdiğim kırılımlar devreye giriyor ve burada olayları biraz daha detaylandırmaya başlıyor. İşte mesela gross margin, expense vesaire her şeyi daha fazla detaylandırıyor. Bir önemli ayrıntı nedir diye sorguladığımızda bilanço tarafını şey yaparken, açıklarken hem de nakit akışı tarafını şu pardon bir dakika. Şu kısım önemli. Hisse geri alım programı burada 7,2 milyar dolarlık bir hisse geri alımı yapıldı. 50 milyar dolarlık da ekstradan bir program açıklandı. O kalanla beraber topladığımda yani işte 57 küsürlük bir rakama denk geliyordu. Hafızam beni eğer yanıltmıyorsa diye hatırlıyorum. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi burada gördüğümüz şey ne? Tabii burada gene bir Bloomberg'e gideceğim. Onu bir göstermek istiyorum. Şunu bir yapalım. Diyelim. Burada gross margin tarafında bakın geçmişe döndüğümüzde sürekli bir artış yaşanırken bu çeyrekte bir yani brüt kar marjında çeyreksel bazda bir azalış. Tamam. Bir bu bence orada dikkat çeken nokta. Daha da önemlisi bence bunu bir şey yapabilirsem güzel olacak. Net kar marjı. Şimdi Nvidia yani inanılmaz karlı bir şirket yani. Burada net kar marjında ama yani gene brüt kar marjına paralel bir şekilde. Yani çok ciddi bir yükseliş 35'lerden işte 58,7'de yükseldikten sonra 56,4'e gerileme durumu yaşanıyor. Şimdi biraz piyasa bu iki detayı çok sevmedi. Yani şimdi %56'lık kar marjı inanılmaz bir kar marjı. Yani denilecek bir şey yok yani burada. Yani çok iyi bir rakam. Sadece şuradaki gerilemeyi çok sevdim. Çünkü bu rakamlar büyüme işte mesela o veri merkezi tarafında bilmem kaç x'lik büyümeyi gösterdim size ciro tarafında. Piyasa değeri olarak da yani 2022'ye göre baktığımızda yani işte 350 milyar dolarlardan 3 trilyon doların üzerine gitti. Yani orada da ciddi bir büyüme oldu. Böyle olunca otomatikman analistlerin de beklentileri tarafında bir miktar enteresan görüşler. Ne demek istiyorum size? Beklentilerden kastım ne? Şöyle gelelim. Üçüncü çeyrek beklentilerinde. ...34 milyarlardan işte aşağıya 30 milyarlara kadar farklı bir görüş var. Mesela Loop Capital dün 34 milyar değil 37 milyar bekliyor. Yani 3 milyar dolarlık değişime sebep verebilecek noktalarda ufak ayrıntılar rol oynuyor arkadaşlar. Şimdi bu tabii
hissi üzerinde volatiliteyi de arttırıyor. Yani bakıyorsunuz açıkladığı finansalları, ufak ayrıntıları alıyorsunuz. Daha sonra öyle bir büyümesi var ki yani net yani orada gördünüz zaten yani şuradan da bakabilirsiniz. Toplam cirosu işte 6 milyar dolardan gelmiş 30 milyar. Şimdi zaten Nvidia'nın kendisi tahmin verirken artı eksi %2 veriyor. Onu da gösterelim. Şöyle iniyorum. Third quarter ve fiscal 2025. Yani ne demek istiyor? İçinde bulunduğumuz çeyrek ve takvim yılına göre 2024 sonuna kadar şeydi. Ne bekliyor mesela içinde bulunduğumuz? 32,5 milyar dolar plus or minus %2 bekliyor. Bu mesela dün açıklanan bilançoda yani dönüp Mayıs ayındaki buna rakam gidip açıp bakarsanız 28 milyar dolar artı eksi %2'ydi. Şimdi piyasa o kadar alıştı ki Nvidia'nın son 2 senede beklentilerinin oldukça üzerinde rakamlar açıklamasına. Dünkü rakamlar çok kötü değildi ama gene de bir satışa sebebiyet verdi. Çünkü büyüme çok olduğunda bir noktadan sonra ciro da çok ciddi yani ciro çok ciddi artıyor ve sizin tahminlerinizde %2, %1, %3'lük değişimler rakamsal olarak farklı boyutlara gidiyor. Yani tek çeyrekte 30 milyar dolar ciro yaratmış bir şirketten bahsediyoruz burada şimdi. Dolayısıyla yüzdesel değişimlerde nasıl etki yaratıldığını düşün. Bu durum otomatikman gidelim bugün mesela açalım site grafiğini. İşte 120 doların aşağısına gelmesine sebebiyet verdi. Durum bu. Yani rakamlar genel olarak bu şekilde gösterilebilir. Yani çok ufak ayrıntılarla yaşanan fiyatlama bu şekilde. O yüzden zaten bu kadar detaylı bakmak, işte ufak noktaları değerlendirmek gerekiyor. Mesela bu risk faktörünü ben geçen çeyrekte de bahsetmiştim. Yani Mayıs ayında açıkladığı, burada açıkladığı noktada hatta bilanço öncesi bahsetmiştim. Yani bakın dedim işte bu kadar hızlı büyüme, cironun geldiği yerler hani beklentileri aşsa bile yani kendi beklentisini aşsa bile piyasa daha bullish bir görünüm sunabilir. Çünkü kendisi işte mesela veriyor beklentiyi artı eksi %2 diyor. Onun %2 üstüne çıksanız örnek veriyorum %3 çıksanız ciro büyüdükçe onun rakamı farklılaşıyor. Dolayısıyla hani en bullish beklentilerin altında kalabilmesinde işte görüşü belirtmiştim. Geçen çeyrek aynı risk faktörü olmasına rağmen fiyatlamaya etkisi onu da roketlemeye devam etti. Bu sefer daha farklı bir şekilde aynı risk faktörü tık diye geldiğimiz nokta. Ama bu sefer biraz daha farklı bir yapı var. O yapı da şu. Grafik açık kalırken sözel olarak bahsedeyim. Şimdi bu yüksek kâr marjları tabii ki önemli ve bunun devamlılığı da rekabetin geride kalmasına bağlı. Şimdi oradaki brüt kâr marjındaki bir miktar gerileme, net kâr marjında çeyreksel olarak bir miktar gerileme. Ya piyasada bir miktar şöyle bir tedirginlik de yarattı. Yani Nvidia'nın price to sales rasyosu yani işte fiyat satışlar rasyosu aslında çok yüksek. Ama karlılığı çok yüksek olduğu için fiyat kazanç oranı her ne kadar S&P'ye göre gene yüksek olsa da iyi kötü kendi tarihsel noktalarına bir miktar daha yakınsıyor ve yani çip sektöründen de aşırı derecede uzaklaşmış noktada. Gene yani çip sektörüne göre daha yüksek ama balon işte inanılmaz pahalı denecek noktada değil. Ama burada önemli bir detay var. Yani karlılığını koruyamazsa eğer o kâr marjlarını koruyamazsa o zaman o yüksek
price to sales daha çok ortaya çıkacak. Çünkü karlılık çok yükselmeyeceği için o %56 kar marjını korumayı ne kadar daha devam edebilir sorusu. Mesela gördüğünüz rakamlarda %30 yaptığı da var. Yani var yani böyle dönemler oldu. Yani illa o noktaya kadar düşecek değil ama %56'dan %50'ye gerilesin, örnek veriyorum. Şimdi bu durum FK tarafını otomatikman olumsuz etkileyecek. Yani bu aklımızdaki bir nokta. Ve bu yeni nesil çiplerin Blackwell tarafında çok fazla detay vermemesi earnings call'da. Yani bugün de dinledim bütün earnings call işte yatırımcılarla, analistlerle olan toplantıyı. Bir saatin biraz üstünde onu da şey yapayım. Şöyle göstermeye çalışayım. Pardon. Şuradan. Aldo konuşamadım. Aldo Webcast'ten şuradan hızlıca bir isim, soyad vesaire girerek açabilirsiniz. Orada işte yani create etmenize gerek yok. Continue without diye bir isim, soyad, bir e-mail girdiğiniz zaman siz de dinleyebilirsiniz. Orada mesela Blackwell çipleriyle ilgili son çeyreğinde, yılın son çeyreğinde several billion dollar sales'tan bahsediliyor. Several billion dollars. Yani birkaç milyar dolar. Yani rakam inanılmaz ama işte cironun artık geldiği yer 30 milyar dolar ya. Hani ve karlılığın devamı, o kar marjlarının devamı yüksek yapay zeka çipleri üretiminde yeni modellere bağlı ya. Tabii daha şeyleri de var. O yazılım tarafında da hizmetleri var. Mesela 2 milyar dolar ARR farklı bir noktadan bekliyor vesaire. Ama totalin içinde hala düşük seviyeler. Yani asıl nokta hardware şirkette. Ve orada da yeni çipleri önemli. Orada daha az detay vermesi ve işte geçmişte son birkaç ayda konuşulan o paketleme ile ilgili problemler. Her ne kadar CEO çıkıp bunu çözdük dese de. Biraz bu karlılık konusunda, bu aşırı yüksek karlılığı devam ettirebilme konusunda bence soru işareti yaratıyor. Yani bunu ben önemli bir nokta olarak gördüğüm için paylaşmak istedim. Kolda mesela bahsedilen diğer noktalar beni çok mutlu eden, yani yapay zeka temasının yapısal olarak devam edebilmesi. Yani örnek veriyorum mesela 99-2000 yıllarında Cisco mesela 2000'den sonra çöktü. İnternet devriminin altyapı sağlayıcısı. Ama mesela internet devrimi değişmedi. Şimdi Nvidia'nın böyle yani çökeceğini zannetmiyorum. Ama yani bu muhteşem sürecin de devam etmesiyle ilgili tabii ki yani kafamda soru işaretleri var. Yok değil. Ama beni mutlu eden mesela Kolda bahsediyor. Örnek veriyorum Mercedes-Benz'in yeni bir anlaşmaya gitti. Yani reel ya farklı tradisyonel klasik sektörlerden aslında teknolojiyle daha bütünleşip yapay zekayı daha fazla kullanabilmek için net olarak Nvidia veya gelecekte Nvidia'nın rakiplerinin ürettiği çiplere talep oluşacak. Mesela bu yapay zeka temasının sürekliliği açısından önemli. Çok keyifli bir şeyde örnek oldu. Dinlemenizi tavsiye ederim açıkçası. Sonuca gelirsek dünkü bilanço açıklaması sonrası bu söylediğim değişkenlerden dolayı geçmişte alıştığımız bilanço açıklar tak %10 %15 yükselir noktası olmadı arkadaşlar. Ve gidip şöyle bakalım. Earnings diyelim. Bunu büyütelim. Burada olmuş. Burada olmuş. Burada 2023 Kasım ayında olmamış. Burada gösteremiyor muhtemelen ama burada da olmuş durumda. Nerelerden geldiğini hissenin görüyorsunuz arkadaşlar. Olmuş, olmuş, burada olmamış. 2022'nin Kasım ayında zaten olay
şuradaki bilanço açıklamasıyla başlıyor. Bizi şuraya kadar götürüyor. Bu bilanço açıklaması sonrası da şu anda 50 günün aşağısında mı kapanacak, üstünde mi kapanacak diye bugünü takip ediyoruz. Durum bu. Şeyi de göstereyim, aklınızda kalmasın. Bu da tabii çok sorulduğu için. Analistler ne diyor? Bu bilanço açıklaması sonrası genel yapı nedir diye. Yani çok enteresan bir şekilde uzun canı bir süredir görmediğimiz mesela Deutsche Bank tut demiş 115 dolar hedef fiyatı. Genelde buy overweight outperform durumları vardır. Burada biraz daha şöyle göstereyim mesela durumu detaya girersek. Hedef fiyatını yükseltmesine rağmen 100 dolardan 115 dolara şey yapması lazım. Tut demiş. O bayağı bir zamandır tutuyor. O da enteresan noktada. Her neyse çok da farklı durumlara girmeyelim. Yani hold, natural vesaire bunlar çok görmeye alışık olduğumuz şeyler değil. Yani Nvidia'da genel işte buy, overweight vesaire noktaları var. Durum bu. Yani çok merak edildiği için paylaşmak istedim. Onun da dışında aktaracağım iki tane şeycik daha olacak. Supermicro Computer, yani bu da yapay zeka temasında önemli bir hisse. Yani Hindenburg Research, yani bayağı detaylı bir araştırma raporu yayınladı. Bu short, dedi short açan bir kurum raporu yayınlıyor ya veya yayınlamadan önce vesaire. Neyse, short pozisyonu var. Ve bu rapor yayınlandıktan sonra SMCI bilanço açıklama tarihini erteledi. Şöyle bir SMCI'ye bakalım. Yani dün işte bilanço açıklama tarihini erteledikten sonra şöyle bir satış oluyor. Şöyle, yani şu anda da gayet kötüyüz. Temmuz sonu itibariyle, yani Ağustos başı işte, Temmuz sonu ne kadarlık bir düşüş yaşamış işte. Şöyle kabaca şey yapıyorum. Yani %30, yani %35 diyelim. %35'lik bir düşüş söz konusu. Diğer bir noktada CrowdStrike. Dün CrowdStrike da rakamlarını açıkladı. Böyle direkt grafiğini açayım size. Yani rakamlar aslında çok kötü değil. Biraz içinde bulunduğumuz çeyrek ve mali yılla ilgili beklentilerini düşünmüş olsa da ya benim dikkatimi çeken nokta gene tabii onu yapacağız. Şuradan şey yapalım. Pardon. Bu IT problemi update sonrası da dünyanın durduğu bir yer var diye işte havayolu şirketleri falan. Neyse. Onunla ilgili yani 60 milyon dolarlık bir ödeme miktarı söylüyor. Bu tabii daha şekillenecek anladığım kadarıyla. Çünkü yani piyasada 3,9 milyar dolar falan konuşuluyordu. Yani genel olarak yapılan hasar. Çok küçük bir kısmını ödüyor. Yani 60 milyon dolar ödüyor. Daha da şekillenir ama şu satış gene açamadık ya pardon. Şuradaki yani şu derece satış o IT problemlerinden kaynaklanmıştı. Bu bilanço sonrası daha böyle bir en azından biraz daha olumlu bir fiyatlamaya gördük. Burada 300 dolarlara kadar belki yükselişin devamı olur ama ondan sonra o yani o kadar konuşulan miktara bu kadar az ödeme bana çok mantıklı gelmedi. Güzel olan nokta yani ben şeyini okuduğumda şuradan buradan devam edelim. Buraya gelip press release diyebilirsiniz.
şuradan rakamları açabilirsiniz. Büyümesi vesaire. Yani ben genel okuduğum zaman yani çok büyük bir red flag görmedim ama o yani tek seferlik kısım enteresan yani. O çok enteresan yani. O kadar büyük bir rakama öyle ufak bir ödeme. Her neyse. Şurada gördüğünüz öngörülerde bir miktar aşağı revizyon var. Ama bu IT probleminden sonra finansallarına majör bir darbe gelmedi. Yani en azından şu an için yok. Öyle söyleyeyim. Hani müşteriler tarafında da çok ciddi bir ayaklanma yok en azından. Bu şekilde aktarmak istiyorum size. Yani biraz daha hisse bazlı, şirket bazlı bir yayın oldu. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya pazartesi ya da salı günü bir yayın çekeriz diye planlıyorum. Herkesin de 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı şimdiden kutlarım.